Merhabalar sevgili öğrenciler, değerli veriler kendi kanalınıza İngilizce kanalına hoş geldiniz. Temel İngilizce eğitimiyle beraberiz. Videolarla biliyorsunuz e, hedef kitlemiz anaokulu, okul öncesi ve birinci sınıfların İngilizce ile tanışmaları, kelime haznelerini çoğaltmasını ve e, hani basit konuşmalar, e, daha e, nasıl derler zor olmayan konuşmalar. Yapabilmeleri. Bu videoda onların devamında geliyor. Bu videoda hayvanlarla ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Hemen açıyoruz. Ee, sizin istediğim bu videonun sonuna kadar e, kelimeler söylendiğinde İngilizce sizde tekrar edin aynı kelimeyi. E, bir de bir kelime söyleniyor, sonra da harf harf olarak heceleniyor. Harflerini de siz Tekrar etmenizi istiyorum. İlk hayvanı görüyorsunuz köpek, dog İngilizcesi. Tekrar görelim. Dog. Hemen ben burada biraz sesini yükseltiyorum. Dog. Şimdi bunun harflerini görelim. D O G. Çok güzel. İkinci hayvana cat. geçelim. Tekrar. Cat. Kedi görüyorsunuz cat. Harflerini görelim. C Çok güzel. Diğer hayvana geçiyoruz. Rabbit. Rabbit. Arkadaşlar sondan bir önceki harf hepsi bunların büyükle yazılmış. Ay üzerine nokta konulmuş. O noktayı yok sayın. Ee, yani noktasız olacak. İngilizce'de çünkü sadece ay harfimiz var. Türkçe gibi değil. Ee, bir i olsun bir ı olsun. O şekilde değil. Sadece ay olarak var. Büyük harfi noktasız yazılır. Küçük harfi noktalı yazılır. Burada bir yanlış olmuş herhalde. Bu uygulamada var. Bazen görüyoruz. Yani ay harfi olan kelimelerde. Dediğim gibi bunu siz noktasız olarak varsayın. Tavşan. İngilizcesini tekrar edelim. Rabbit. Harflerini alalım. R A B B I T çok güzel diğer hayvana geçelim bird, bird. <laughs> kuş kuşlara genelde bird denir tekrar edelim bird harflerini alalım B I R D buradaki ikinci harf olan ayda da o noktayı yokdur sayın ee, nokta orada yokmuş gibi diğer kelimeye geçelim Monkey. monkey maymuna monkey denir. Monkey Monkey Harflerini duyalım. M O N K E Y Çok güzel. Devam. Gen. Hen Tavuk veya piliç dediğimiz hen. Hen 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 Harflerini alalım. H E N. Diğer hayvan. Rooster. Horuz, horoz, horoz. E, rooster, tekrar e, duyalım. Rooster. Harflerini de duyalım. R -O, o S T E R Diğer kelimemiz. Lion, Lion aslan. Harflerde ikinci harf i noktası olarak kabul ediyoruz. Lion. Tekrar edin. Lion. Lion. Harflerini alalım. L. I. O. N. Tiger. Tiger. Arkadaşlar kaplan. Tiger. Tüm kelimelerde yani o büyük yazılan. Büyük harflerle hepsi yazılmışsa ve ayın üzerinde nokta varsa onu noktasız kabul edelim. Kelimeyi tekrar edelim. Tiger. Tiger. Harflerini duyalım. T I G E R Diğer kelimemiz kangaroo. kangaroo. kangaroo için kullanılan kangaroo kelimeyi bir defa daha duyalım. Kangaroo. 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 Harflerini alalım. K A N G A R O O Şimdi öğrendiğimiz kelimelerle sorulara cevap vereceğiz. Aşağıda I'm ready yazıyor yeşil olarak. Hazırım demek. I'm ready, hazırım demek. Biz de hazırız. Sorulara geçelim beraber yapalım. Şimdi söylenilen. Listen. Listen ne demek? Dinle demek söylenilen kelimeyi bulmamızı istiyor. Bakın hangi hayvanı dedi? Cat. 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 Hangisidir? Telefon veya tabletten bakıyorsanız parmağınızla işaretleyin. Bilgisayardan bakıyorsanız mouse ile işaretleyin. Cat. Afferin. Kedi demek. Correct. Ve doğrudur. Bird. Bird. Kuş. Şimdi sizin seçmenizi bekliyorum. Doğru. Bird. Correct. Rabbit. Rabbit. Burada rabbit. Neydi rabbit? Doğru seçtiniz. Çok güzel. Tavşan. Ben de seçiyorum sizden sonra. Correct. Tiger. Tiger. Hangisiydi biraz dikkat edin. Tiger. Çok güzel. Kaplanı seçiyoruz. Correct. Monkey. Monkey. Hangisiydi arkadaşlar? Harikasınız. Maymunu seçiyoruz. Correct. Lion. 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 Hatta King de e, kral demek. King. Lion King. Ne kral? Aslan kral. Aferin. Correct. Dog. Dog. İlk öğrendiğimiz kelimeydi. Hangisiydi? Doğru bu köpek. Correct. Kangaroo. Kangaroo. Aslında Türkçesine yakın olduğu için hepinizin doğru şıkı seçtiğinizden eminim kanguruyu seçiyoruz. Correct. Rooster. Rooster. Hangisiydi? Sabahları erkenden ötüyor ve insanlar köylerde mesela onun sesiyle uyanıyor. Rooster. Çok güzel. Correct horozu seçtik. Ken. Hen. Hangisi de? Şimdi yumurtasını da kullanırız. Etini de kullanırız. Hangisiydi? Tavuk. Correct. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bunlar da yanlış seçtiğiniz oldu. Hiç sorun değil. Videoyu tekrar izleyebilirsiniz ve eminim ki ikinci izlemede ikinci izlemeden sonra tüm soruları doğru olarak cevaplarsınız. Devam ediyoruz tap to hear. Burada da hayvanları eşleştireceğiz. Yine daha önce görmediğimiz için hangi hayvan hangi e, karede olduğu için rastgele olarak bulana kadar basacağız. Bu sırada bastığımız her karede o hayvanın ismini de söyleyecek ve biz duymuş olacağız. Bu da dinleme açısından iyi oluyor bizim için. Dog. 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 Şimdi tesadüfen ikincisi de dog'du ve hemen İlk ikincisini de bulduk. Üçüncüsüne geçelim. Rabbit. rabbit. Hangi hayvandı? Rabbit. Tavşan. Şimdi rabbit'i bulana kadar basacağız. Kangaroo. Monkey. Rooster. Kangaroo. Bird. Rooster. Bird. Rabbit. Şimdi bu rabbit, üçüncüsü rabbit. de rabbit. Bunu bulduk. Kangaroo kangaroo. Sanki yukarılardaydı zaten. Kangaroo'yu bulana kadar basacağız. Monkey. Rooster. Kangaroo. 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 Bulduk. Monkey. Monkey. Şimdi yukarıda rooster dedi. O yüzden ona basmıyorum. Bird. Rooster. Bird. Monkey. Monkey. Rooster. Rooster. Tamam. Bu da aklımda kalmıştı. Oradan bastım. Bird kuşları da bulduk. Ve burayı tamamladık. Devam ediyoruz. Bu alkışlar size geliyor arkadaşlar. Harika iş çıkarıyorsunuz. Devam. Yine aynı mantıkla yine bulana kadar basacağız. Hen. Bastığım her hayvanda İngilizcesini söyleyeyim benden sonra. Hen. Hen. Bunu da bulduk ilk ikide. Üçüncüsü bakalım ne? Lion, tekrar edin benden sonra. Lion'ı bulana kadar basacağız. Bu değil. Şimdi hemen bu cat kedi çıktı. Aklımızdayken bunu da yapalım. Cat. Şimdi hala lion için arıyoruz. Rabbit çıktı burada. Bu değil. Rabbit. Bakın rabbit ve rabbit de yan yanaydı. Tesadüfen bulduk. Hala lion'ı arıyoruz. Rooster çıktı. Kangaroo çıktı. Yine kangaroo çıktı. Kangaroo'lar çıkmışken bunu da yapalım kangaroo. hemen. Yaptık. Lion'ı bulduk. Üçüncüsüyle lion. eşleştiriyoruz. Ve son olarak da rooster, horoz. Rooster. Bunu da bu şekilde bulmuş oldunuz. Aslında çok güzel. Devam ediyoruz. Hın bakalım devamında neler var? Continue. Pronounce. Önce kelimeyi e, şeklini yapıp sonra ne yapacağız arkadaşlar? Pronounce ne demek? Kelimenin telaffuzu demek. Bakalım doğru yapıyor muyuz? Doğru galiba. Correct. Rooster. Rooster. Horoz bunda yapmış olduk. Hayvanların e, burada ilk videosunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer videolarla bu seride devam edeceğiz. Videoları yararlı buluyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza da abone olunuz. Ayrıca e, bundan önceki videoları temel İngilizce eğitimi e, okul öncesi, anaokulu ve birinci sınıflar için olan videoları görmüşseniz bu 5. videomuz. İlk dördünü görmüşseniz e, sorun yok. Görmemişseniz ve izlemek istiyorsanız şimdi ekranda karşınıza çıkan bu karta basarak direkt e, oynatma listesine yönlenirsiniz. Ve orada oynatma listesinden sırayla birinci dersten bu videoya kadar hepsini görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.